Ya zaten Türkiye'de kadınların sokağa çıkması, kadınların aktif çalışma hayatında bulunması çok da istenilen bir ya da arzulanılan bir politika değil. Bunu zaten çok çok iyi biliyoruz. Ama ben bugün çok farklı bir noktadan yaklaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii. Ben doğru 10 yıl aşkın bir süredir gazetecilik yapıyorum. Daha yeniyim ama bir yandan da sosyal hizmet eğitimi aldım. Ve özellikle bu alanda çok sayıda araştırmaya katıldım. Şimdi başka bir tehlikenin içerisinden geçiyoruz Türkiye'de. Oraya doğru belki de anlatmak çok çok daha faydalı olacak bizim için. Ama ondan önce Google'ın arama trendleriyle ilgili çok kısa bir şey. Dünden bu yana çok büyük artış gösteren aramalara dikkatinizi çekeceğim. Elektroşok silahı en çok arananlar arasında. Türkiye'de savunma aletleri en çok arananlar arasında. Fiyatlar artmış diyor Turan Bey'de de böyle bir bilgi var. Doğru. Doğru arttı. Tekli bir marka vermeyeyim ama teklisinin dahi fiyatı 250 lira civarına gelmiş durumda son bir hafta 10 gündür. Bakın devam ediyor. Şok tabancası, biber gazı, elektroşok cihazı yasal mı diye devam ediyor. Dakika dakika zaten arama trendlerini görmemiz mümkün. İşin tuhaf tarafı mesela işte 5 Ekim saat 20.36 sularında tam 80 kişi biber gazı almak için bir arama yapmış Google'da. Ondan önce yani bir 5 dakika 15 dakika önce 100 kişi arama yapmış biber gazı almak için. Şimdi giriyoruz online alışveriş sitelerine. Online alışveriş sitelerindeki yorumlar. Sadece iki tanesini okuyacağım. O da şöyle. Kullanmak nasip olmasın ama aldık işte. Kullanmak inşallah nasip olmaz. Bir başka yorum. Kullanmak inşallah nasip olmaz ama eşime aldım. Kargo teslimat kısmını anlatıyorlar. Diye bir takım cümleler yazılıyor. Bakın çok sert tehlike anında iki elle bastırmak gerekir gibi tarifler veriyorlar. Ve bunun kız arkadaşıma aldım diyenler var. Biber gazı çok önemli, hepimiz taşımalıyız diyenler var gibi işte online alışveriş sitelerinde de böyle yorumlar var. Şimdi Türkiye'deki bu artan şiddet olaylarıyla ilgili bu şiddet meselesine ben çok uzun süre çalıştığım için biraz farklı noktalardan bakmak gerekiyor. Lütfen. Katmanlı bir meseleyle karşı karşıyayız aslında. Neden? Çünkü bir aslında kontrol edilemeyen, kontrol dışı gelişen bir Z kuşağı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Biz hep Z kuşağını şöyle tarif ederdik. Özellikle 2023 seçimlerinde dikkat ederseniz. İşte seçimin kaderini etkileyecekler, bir oylarıyla Türkiye'nin kaderini değiştirecekler diye. Ama Z kuşağının böyle bir derdi var mı? Ya Seren Hocam orada belki çok çok daha iyi tahlil edecektir ama Z kuşağının Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir derdi yoktu aslında. Z kuşağının bambaşka dertleri var. Çünkü bizden sonraki kuşak olarak tarif edebileceğimiz Z kuşağı çok hızlı bir gelişim içerisine doğdu. Ve çok hızlı kutuplaşmaların içerisine girip çok farklı ayrımlara girdiler. Bakın Şeyda Yılmaz'ı şehit eden çete üyesi Yunus Emre geçti. Bir Z kuşağı. Ve bu dönemde bizim karşımıza Altan, sen çıkan onları o Z anlatırken biz de voley alalım buraya onları. Bakın bu biz özellikle mesela Yunus Emre geçtiği için ve Muhammed Berke Çorak için suç diyoruz ya. Ve bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu hatta adli suç olmasına rağmen biz şunu şöyle tarif ediyoruz. Adi suç olarak tarif ediyoruz ya. Bakın bu insanlar bizim tarif ettiğimiz yerden bakmıyorlar buna. Onlar buna bir paye olarak bakıyorlar. Tabii. Yaptıklarına bir paye olarak gurur bakıyorlar. Z kuşağının bir bölümü buna böyle bakıyor. Çünkü işte bu Yunus Emre geçti. Pitonlar 82 adlı bir çetenin üyesi. Bu Pitonlar 82 yanlış hatırlamıyorsam Barış Boyun Çetesi ile bağlantılı. Ve Barış Boyun Çetesi doğrudan bir yerde Z kuşağına hitap eden bir yapı. Ben hatta Barış Boyun Çetesi'nin iddianamesini hazırlayan savcıyı hakikaten tebrik ediyorum. Sadece bir hukuki metin hazırlamamış, buna ek olarak Türkiye sosyolojisini gösterebilecek çok önemli bir metin hazırlamış. Öyle mi? Ve çok önemli tahlillerde bulunuyor. Mesela bu gençleri kamikaze drone olarak tarif ediyor savcı.
Bu insanların suç işlemelerini, suçlarını bir yerde kendilerine paye olarak kabul ettiklerini söylüyor. Bu insanlar kamikaze drone olarak tarif ediliyorlar. Bakın yine Barış Boyun çetesiyle ilgili hazırlanan dosyada bunlara, bu gençlere özellikle doğrudan hitap edebilmesi için para karşılığı rap şarkılar yazdırıldığı belirtiliyor. Ve Türkiye'de en çok dinlenen rap şarkıcılarından bahsediyoruz. Bu insanlar doğrudan Barış Boyun çetesine yönelsin diye rap şarkıları yazmışlar ve bunlar üzerinden etkileniyorlar. Ve bu birinci grup aslında. Bu insanlar suçu bir yaşam tarzı haline getiriyorlar ama bir farklılık var burada. Bir protest kültür olarak benimsiyorlar suçu. Bakın girin bu suç işleyenlerin TikTok hesaplarına. Tamamı protest bir tarzda yaşamlarını sürdürüyor. Protest müziklerle fotoğraflar paylaşıyorlar, protest müzikler dinliyorlar, protest sözler söylüyorlar ve suçu bir isyan olarak addediyorlar. Ve buradan ilerliyorlar. Ne kadar suç dosyası, ne kadar büyük suç o kadar paye. Mesela İstanbul Arnavutköy'de bir genci 3 kişi katletti. Ailesi bana ulaştı. Henüz yakalanamadılar. Henüz gözaltına alınmadılar. Yine bir çeteyle ilişkililer. Bu insanlar muhtemelen birkaç suç daha işletilip yurt dışına kaçırılacaklar. İfşa oldukları için. Böyle bir tablo. Şimdi ikinci katmanda ise elbette ki devletin ya da yargının ya da iktidarın neyse şiddeti olağanlaştırması var. Bunun gazetecilere yöneleni var. Şiddet dili halinde ve fiziki halde. Biz çok uzun yıllardır gazetecilere sokak ortasında yapılan saldırıları ve bunların cezasızlığını tartışıyoruz. Bu bir de susturma aracı haline getiriliyor. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta, geçen gün Fatih'te yaşadığımız konu. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim çünkü yayın yasağı var. Evet. Ama Fatih'te yaşadığımız konu ise Türkiye'de Z kuşağının, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tespiti ve Hollanda'nın tespiti, onu söyleyerek belirteyim, engellilik olarak tarif ettiği bir durum ile karşı karşıyayız. Fatih'te yaşadığımız konunun boyutu ise bambaşka. İnseller olarak tarif edilen ve hani buradan da söyleyeyim, istemsiz bekarlar anlamına gelen bir gruptan bahsediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve Hollanda bu durumu engellilik olarak tarif ediyor. Ve bakın şöyle tarifleniyor. Kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamamaları ile kendilerini tanımlayan bir internet alt kültürünün üyeleri. İnseller. Bakın son dönemde Eskişehir'de yanlış hatırlamıyorsam bir GoPro kamerayla sokaklarda bıçaklarla vatandaşa saldırıp kayıt altına almış ve bunları yayınlamıştı. Ve daha sonra ırkçı olduğu ortaya çıkmıştı. Irkçılık bu insellerin bir başka dışa vurumu. En önemli dışa vurumları ise kadın düşmanlığı. İnanılmaz bir kadın düşmanlığı söz konusu bunlarda. Ve bir internet alt kültürü. Bakın Fatih'teki cinayetleri işleyen, hatta katliam diyebileceğimiz olaya imza atan ve sonra da kendi yaşamını sonlandıran kişi de bir insel aslında baktığımızda. Ve bakın kendilerini gösterdikleri durum şu. Irkçılık, kendinden nefret etme ve cinsel olarak aktif insanlara karşı şiddetin onaylanması. Bu şekilde bir saldırganlık benimsiyorlar. Dikkat edin, çoğunlukla bu insellerin hedeflerinde de kadınlar vardır. Bilmiyorum, Ece'ye gönderdim ben aslında, birkaç görsel de var. Dünden bu yana bu insellerin internette örgütlendiği, internette konuştuğu alt gruplar görelim, bu cinayeti kutsuyorlar. İnanılmaz şekilde kutsuyorlar. Görelim bakalım. Cinayete kurban giden insanla iki kadını ciddi bir biçimde hedef alıyorlar. Çok sayıda kişiden bahsedebilir miyiz inseller dediğin? Giderek kalabalıklaşan bir gruptan bahsediyoruz. Bakın Kuzey Amerika'da, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu, bazı notlar aldım ben buraya. İşte Kuzey Amerika'da toplamda 45 ölümle sonuçlanmış en az 4 toplu katliama imza atmışlar inseller. Fatih'teki cinayet belki de, ki işaretler bunu gösteriyor, bunun bir parçası. Bakın katledilen kadının fotoğrafını paylaşıp ben hani zaten izleyicilerimiz görüyordur. Çok ağır ifadelerle katledilen kadına yönelik hakaretlerde bulunuyorlar. Bir sonraki görselde
bu öldürmenin kafası tam gelmedi, videodaki kafası tam geldiydi biçiminde ifadeler var. Kadınları gebertin, kadınları gebertin ifadeleri var. Tüm kadınlardan özür dileyerek bu ifadeleri okuyorum. Aflarına sığınıyorum elbette. Karıyı sopayla dürtseler an onlar belki yaşıyordur deniliyor. Bir grup insel silahlanıp tam organize, iyi planlı bir intihar saldırısı yapsak 10 yıllarca konuşulacak etkileri olur. Dehşet bir şey. Diye bir paylaşım var. Bakın bu Fatih'teki cinayetten sonra yapılan paylaşımlar. 2013 Boston saldırısındaki gibi bir saldırı yapılmalı. Protesto gerçekleşeceği sırada iyice kalabalık zirve yapacak ve timerlı bombayı bir şekilde oraya bırakıp patlatılması gerek, inanılmaz bir saldırı olur. Bu incel dediğimiz grup aslında dünyanın başına giderek bela olan bir yapı ve Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda hükümeti engellilik olarak kabul ediyor bu durumu. İnsel olmada kesinleşmiş bir ırk ayrımı da yok ama net olarak kendilerini gösterdikleri 3 şey var. Bunlardan en önemlisi kadın düşmanlığı, ırkçılık ve aktif cinsel hayatı olduğunu düşündükleri insanlara yönelik şiddet eğilimi. Ama tüm bunları bir araya getirince bir noktayı da dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Bence hani muhalefetin iki kıymetli temsilcisi burada olduğu için söyleyerek bitireyim. Bakın Türkiye'de bu giderek şiddet giderek görünür bir hale geliyor. Bir yandan mafya ve çetelerin şiddetleri, bir yandan sokak ortasında kadınlara yönelik şiddet ve saldırı haberleri, toplumun kendini güvende hissetmeme arzusu giderek yükselmiş durumda. Bu bir toplu rıza üretim noktasına doğru gidiyor Türkiye'de. Tam da baskıcı rejimlerin en çok ihtiyacının olduğu yere doğru gidiyoruz biz aslında. Bir rıza üretimi gerçekleştiği andan itibaren biz toplumda ne kadar baskıdan, ne kadar güvenlikçi politikaların çok yüksek dozda uygulanmasının demokrasinin aleyhine olmasından bahsedersek edelim, bunun dönüşü olmayabilir. Ve Türkiye bir toplu rıza üretim noktasına doğru gidiyor. 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma, bölgedeki ateşin Türkiye'ye sıçrama ihtimalinden bahsetmesi ve bunun devamında Türkiye'nin hedef olabileceğinin giderek aktif bir şekilde dillendirilmesi, Türkiye'nin içerisinde yaşadığı bu ciddi güvenlik meseleleri Türkiye'yi bir toplu rıza üretimine doğru sürüklüyor. Bakın bunun sonucu seçimlerin yapılmaması ya da seçimlerin sonuçlarının çok ciddi derecede etkilenmesiyle sonuçlanabilir. Benim o yüzden Türkiye'deki muhalefete açık önerim şudur ki burada bu meseleleri tartışırken hani güvenlik demek yerine esas gerçeği tarif etmek ve bu tarif üzerinden Türk toplumuna, seçmene, henüz seçmen yaşı gelmemiş her bir gence bakın bu doğru değil, bunun çözüm önerisi budur demek gerekiyor. Daha fazla güvenliği muhalefet talep ettiğinde toplum daha fazla güvenliği ve baskıyı meşru görmeye başlayacak. Buna başka bir çözüm üretmek gerekiyor. Peki. Bunu da hatırlatarak sözümü tamamlayayım. Ya erken seçim mi geliyor kısmı, bence henüz o seçim atmosferine girmedik. Hani ilk bölümde konuştuk ya, o rıza üretim süreci henüz tamamlanmadı. Biraz psikolojik üstünlük elbette ki Cumhur İttifakı'na geçmiş gibi görünüyor olsa da özellikle muhalefette CHP içerisindeki tartışmalar nedeniyle henüz o psikolojik üstünlükten doğabilecek olan bu erken seçim atmosferi çok da gerçekçi değildi. Zaten ekonomik koşullar ortada. Bir de kaldı ki çok daha sert bir seçim dönemi geçireceğiz biz. Bu bütün her şey bunu gösteriyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı şey tweet değil, can simidi aslında. Ya ben biraz da öyle nitelendirmek gerektiğini düşünüyorum. Kime can simidi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem bir seçim kampanyası sloganı vardı ya, milletçe alkışlıyoruz diye. Ben şimdi CHP'nin haline baktığım zaman hakikaten de milletçe alkışlıyoruz denilebilecek noktada olduklarını düşünüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkmışsınız. Yani bir biçimde millet size demiş ki ya ben size bir kredi açacağım. Ve bu krediyi değerlendirip değerlendirmemek sizin inisiyatifinize demiş. Ve bu krediden hareketle bir yol çizmişsiniz. Bir yere gitmişsiniz. Nasıl becerdilerse biz bir ay boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü konuştuk ya. Bir ay boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü konuştuk.
Şimdi tüzük değişti. Bir ay boyunca CHP'nin tüzüğünü konuşanlara dönüp, yani biz derken işte Türkiye'de özellikle ana akım medya bunu konuştu ya da iktidara yakın medya bunu konuştu. Şimdi dönelim o CHP tüzüğünü konuşanlara, hatta CHP'lilerin ciddi bir bölümüne, o tüzüğü konuşanlar partililere dönüp diyelim ki ya tüzük değişti, hangileri değişti hatırlıyor musun diye soralım. %75'i bilmez ne değiştiğini. Ama o gün konuşulması gerekiyordu CHP'liler açısından. Çünkü hani bir yanda işte partinin yönetimi, bir yanda parti içi muhalefet ya da muhalefetler vardı ve bu gerilimin olması gerekiyordu. Bakın tam da bu ortamda, yani şimdi ben normalleşmeyle ilgili hep şu cümleyi kurdum. Normalleşme bence Türkiye açısından önemlidir. İktidar bunu yumuşama olarak nitelendirerek bir laf oyunuyla, bence çok da akıllıca bir laf oyunuyla topluma başka bir şey anlattı. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi aslında siyasetin normal düzeyine dönmesi gerektiğini söylerken, iktidar bunu yumuşama olarak nitelendirerek aslında muhalefetin muhalefet etme biçiminin değişeceğini ve artık muhalefet etmeyeceği izlenimi vermek üzere çok güzel bir kelime seçtiler. Ama esasen baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet etme biçiminde bazı eleştirilerim olsa da çok büyük bir farklılık yok. Fakat CHP'deki en büyük eleştiri şu: bir türlü bir iletişim stratejisi kuramamak. Yani bu iletişim alanlarına hakim olamamak, sosyal medyaya hakim olamamak, medyada kendini konuştururken nereden konuşturacağını tam olarak ölçememek, biçememek. Bunlar var ya, bu kısımlar bir türlü CHP için oturamayan yerler oldu. Mesela normalleşmeyi topluma iktidar kadar anlatamadılar. Ve biz Türkiye'de normalleşme kısmını tartışırken esasen yumuşama üzerinden konuştuk. Stratejinin ne olduğunu, ana hedefin ne olduğunu CHP lideri Özgür Özel biraz sonradan anlatıp topluma aksettirmeye başladı. Mesela ilk aşamalarında biz hep şunu konuşurduk. İşte gezi tutukları serbest kalabilir mi biçiminde. Çok uzun süreler bunu konuştuk. Ama sonra esasen stratejinin, amacının belki de bu olmadığını, daha ziyade AK Parti seçmenine seslenme hedefi olduğunu, MHP seçmenine seslenme hedefi olduğunu daha sonra CHP'lerin ağzından duymaya başladık. Bence normalleşmenin en büyük eksikliği buydu. İkinci husus, bütün bu tartışma, işte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, ya bu arada ben MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birçok açıklamasını en sert eleştirenlerden biriyim. Hele ki son olarak yaptığı, gazetecileri hedef gösterdiği açıklamasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli ile hani az biraz diyaloğu olan birçok insan bilir ki farklı bir de nezaketi vardır. Hani o kürsüde tabiri caizse esip gürleyen Devlet Bahçeli'nin o kürsüden indikten sonraki haliyle o kürsüdeki hali arasında dağlar kadar fark vardır. Bunu meclis koridorlarında çok sık görür. Özellikle milletvekilleri görür ya da gazeteciler görür. Ben o yüzden DEM partililerle el sıkışmasını bir normalleşme olarak nitelendirmiyorum. Ama bunun çok kullanışlı bir yere gideceğini de düşünüyorum. O da şu: bir anayasa değişikliği tartışması. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını değiştirmek zorunda AK Parti. Bakın mesele yamalı bohçaymış, mesele revizyonmuş filan değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünün daha kolay koşullar üzerinden açılması ve belki partili cumhurbaşkanlığının kaldırılarak toplumsal tepkinin asgari düzeye indirilmesi için bir anayasa değişikliği arayışı var. MHP'nin teklifi hazır. AK Parti çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor ama esasen MHP ikna çabalarının burada daha uzun soluklu olacağını biliyoruz. Peki. Bu karşımızdaki tam da bunun tablosu. Biraz hızlı gidelim Altan. Tabii ki. Çok hızlı olarak sadece şöyle bitireyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan klasik olarak çok iyi gördüğü bir açıktan, eski de futbolcu olduğu için golü atmayı denemiş. Ve bence golü de atmayı başarmış. Şimdi hem nalını hem mıhına vurmak vardır ya. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları körüklemek namına bence bir yandan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken neredeyse bir yandan da CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'e, tırnak içerisinde söyleyeceğim, sahip çıkıyormuş izlenimi vererek
CHP içerisindeki bu tartışmalara adeta benzin dökecek bir paylaşım yapmış. Müthiş bir iletişim örneğidir bence. Hani Seren hocam orada siyaset bilimci çok çok daha iyi bilecektir ama hakikaten müthiş bir iletişim örneğidir. Ve bence CHP'nin oturup ders çıkarması gereken bir iletişim örneğidir. Bir hafta 10 günde bakın biz bu paylaşımı konuşacağız. Erdoğan Özel'e sahip çıktı. Erdoğan'dan Özel'e destek biçiminde sosyal medyada müthiş paylaşımlar olacak. Erdoğan'la müthiş bir Özel anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Özgür Özel. Parlamenter sisteme geçiliyor diye de konuşuruz. Tek adam rejiminin muhalefetinden tabii ki. Tek adam rejimine muhalefet. Evet, peki. Altan teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeceğim. Çok kısa bir şeyi söyleyerek bitireceğim sadece müsaadeniz olursa. O da şu, bakın bu parti içi tartışmalar olur, demokrasinin gereğidir filan ama dün Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın bir paylaşımı oldu. Ve bu yazıyı kaleme alan isimlerden biri Ebru Küçükaydın, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi. Ne yazıdan bahsedeceğim ne içeriğinden bahsedeceğim. Ama Gülşah Durbay birebir tanıyan, çok eskiden hukuku olan biri olarak söyleyeceğim. Yani ben Gülşah Durbay'ın rahatsızlığını uzunca bir süredir biliyordum. Ve ilk bu yazılar yazıldığı anda ya başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ve bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu, Kemal Bey sonuna kadar tenzih ederek, Kemal Bey bunları görse sokak değiştirir, yürüdüğü yolu değiştirir, biliyorum. Ama tırnak içerisinde CHP'de rant arayışı içerisinde olan bir kesim sanki Kemal Bey'i destekliyormuş gibi kisvesine bürünerek bu paylaşımları yaydılar. Kolon kanseri olan, hastalığı tekrar eden bir kadın hakkında, bir kadın siyasetçi hakkında böyle paylaşımlar yaptılar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi dönüp bir kendine baksın ya. Yani 31 Mart'ta iktidara yürümek üzere olan bir partiden geldikleri nokta bu. Gerçekten dönüp bir işlerine baksınlar. Bu kadar tartışmaya değer mi diye bir düşünmeleri gerekiyor bence. Ben hemen...